Sayın Bakanım hoş geldiniz Çankırı'mıza. Malum olduğu üzere Hazreti Ömer'in dediği gibi devletin dini adalettir. Siz de Adalet Bakanı olarak bizim güvendiğimiz zaten 20 yıldır ülkeye hizmet eden bir iktidarın Adalet Bakanısınız. Malum sosyal medyada ve ulusal basında şöyle bir söylenti var. Türkiye gizli bir işgal altında mı diye. Afganlılar çünkü sürekli kamyon kamyon geliyorlar. Bunlar nereden geçiyorlar diye böyle bir soru var. Türkiye'de gizli bir işgal var mı yok mu? Birincisi bu. İkincisi de Sayın Bakanım, uyuşturucu kullanımı malum İstanbul'da bir polisimiz şehit edildi. Çankırı'da da uyuşturucu kullanımı maalesef biraz hap olarak çoğaldı. Hatta iki tane vatandaşımız bıçaklandı. Şöyle bir söylenti var. Karakola götürüyorlar, oradan geri bırakıyorlar veyahut da gereken cezayı almıyorlar diye. Bu hususta bakanlık olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi tabii uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız. Yani özellikle biz parlamentoda bir görev yaparken burada bakan yardımcılarımız işte yani ve Erdal genel olarak işin içindeyiz. Ramazan Bey de konuşan başkanıyız. Uyuşturucu suçlarıyla ilgili cezaları artırıyoruz. Baş sistemde de uyuşturucu terörle üçü de ağırlıklı ceza gelir. Orada diğer suçlardan farklı bir kategoridir. Dolayısıyla hem ceza kanununda ceza yüksekliği bakımında hem de mücadele bakımında kararlı bir şekilde mücadelesine devam ediyor. Bu anlamda özellikle gençlerimizin hayatının kararmasını istemiyoruz. Bu konuda hükümetimiz, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız, uyuşturucunun önlenmesi ve toplumda yayılmaması noktasındaki kararlılığını hep ifade ediyor. Bu konuda da inşallah çalışmaları kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Diğer konu sosyal medya üzerinden çok dezenformasyon. Fatih Altay da hatta böyle bir açıklama yaptı. Türkiye'de gizli bir işgal var. Buna göz yumuluyor diye. Kimse işgal edemez. Türkiye özellikle milletimiz buna müsaade etmez. Bu söz bir kere Türkiye'nin bizi kabul edebileceğini bir söz değil. Bir kere maalesef sosyal medyanın dolaştığı bir dezenformasyon özellikle sosyal medyada gerçek dışı bir takım paylaşımlarla yabancı düşmanlığına varan bir takım politikada izleniyor. Buna da müsaade etmek lazım. Her şeyin kuralına göre bizim göç idaresi başkanlığımız var. Yani geçmişte Göç İdaresi Başkanlığı yok. Bu da bizim dönemimizde kuruldu. Göç İdaresi Başkanlığımızın bütün taşlı teşkilatında kuruluşları var. Ve geri gönderme merkezlerine varıncaya kadar. Tüm bunlar kural kaide içerisinde gerçekleşiyor. Yani böyle izinsiz girmek, kamyonlarla girmek böyle bir şey söz konusu olamaz. Zaten bu anlamda da sınır güvenliğimiz anlamında da tüm tedbirler alınıyor. Dezenformasyonla ilgili çok biz de bakanlık olarak çağırdı özellikle adalet mekanizmasında yoğun bir dezenformasyona tabi. Yani en ünlü gazeteci dediğimiz birisi çıkıp televizyonda, kendi YouTube kanalında bir açıklama yapıyor, hiç asmaz tabii. Yani böyle bir şeyi sor bir, var mı böyle bir şey? Yani peki bir parti kafadan açık cezaevine geçti diyor. O parti ağırlaştırılmış nöbete kapısı cezasına çarptırılan bir parti. Açık cezaevine geçmesi mümkün değil. Ama bunu söylüyor, kanalından söylüyor ve milyonlarca yer ulaşıyor. Bir dezenformasyonla karşı karşıya kalıyor. İşte bu yalan haberle mücadele edebilmek için de Türk Ceza Kanunu önemli bir düzenleme yaptı. 217A. Bu konuda da özellikle halkın doğru haber almasını engellemeye mantık. Özellikle kamuoyunun infiali sürüklemeye yönelik bir takım dezenformasyona yönelik ifadeler yardımın konusu olur. Basın özgürlüğü olmaz. O basın özgürlüğü değil. Orada sizin hedefiniz o yalanla aslında yargıya, adaleti, güveni zedelemek istiyorsunuz ve toplumda bir huzursuzluk oluşturmaya çalışıyorsunuz. Kamu düzenini ilgilendiren bir konu. O durumda basın özgürlüğü yoktur onda. O basın özgürlüğü değil. Biz basın özgürlüğünü genişleten, halkın haber almasını, eleştirme ayetinde açıklamaları suç olmayacağını hep düzenledik. Ama siz gidip de
tamamen gerçeği ters yüz eden, yanlış bir haberle halkı arayana getirmeye çalışırsan bu arada suç var. Dolayısıyla bu da yabancı düşmanlığına yönelik bir takım yanlış, sahte haberlerin yayıldığını görüyoruz. Buna ilişkin de gerek İçişleri Bakanlığı, gerek yardımcı, gerek soruşturmaları yapıyor.